Cenubi Anadolu'nun incisi olan bu güzel şehir, aynı zamanda turistik bir merkez olarak da bugün büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Mersin, eski, çok eski devirlerden kalma tarihi eserlerle kuşatılmıştır. Mersin Limanı bugün Cenub'un en işlek ve Türk mahsullerinin çıkışı için en emin bir kapı halindedir. Yolcu iskelesi. Limanda tahmil ve tahliye faaliyetine günün her saatinde geniş ölçüde rastlamak mümkün. Aynı zamanda büyük bir portakal bahçesini andıran bu güzel şehir tam bir sayfiye manzarasındadır. Mersin'in sahil boyu yer yer serpilmiş palmiyelerle süslü olarak uzayıp gidiyor. Palmiyeler bu şehre ayrı bir renk ve hususiyet katmaktadır. Atatürk'ün sahile çok yakın bir noktada yükselen heykeli. Şehirden biraz açılınca her taraf bir bahçe görünüşündedir. Palmiyelerin ve yemyeşil ağaçların cennetleştirdiği muntazam yollardan portakallıklara doğru gidiyoruz. Şu dallarda gördüğünüz portakallar en modern usullerle aşılanmış ve bu suretle hususi bir nefaset kazanmıştır. Bu bahçeler senenin her üç mevsiminde de bol miktarda meyve vermektedir. Portakaldan başka grapefruit, limon ve mandalina da yetiştirilen başlıca mahsullerdendir. Bahçelerde böyle toplama mevsimlerinde muhtelif ekipler çalışmaktadır. İşte dallardan toplanan portakallar şimdi sepetlere doldurulmuş ve kağıtlanma, daha sonra da ambalajlanma yerine getirilmektedir. Mersin, vitaminin bolluğu ile meşhur cennet hurması, yeni dünya ve murt gibi yurdumuzun başka yerlerinde çok az bulunan müstesna meyveler de mebzulen yetiştirmektedir. Fakat portakal bunların hepsinin üstünde bir mevkii haizdir. İrilik ve ufaklık bakımından yapılan tasriften sonra portakallar muntazam şekilde sandıklara yerleştiriliyor. Bu sandıklar şimdi yurdumuzun en uzak köşelerindeki vatandaşlarımıza kadar eriştirilmek üzere kamyonlara yüklenmektedir.